أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم Rabbi zidna ilmen bi rahmetike ya arhamen rahimin ve bi Evet değerli arkadaşlar. İcara bahsimiz devam ediyor. Başlangıcından itibaren iki ders okuduk. Bu icara ile ilgili üçüncü dersimiz olacak inşallah. Kuduri Hazretleri bu mevzuyu diğer bablara göre biraz daha uzun tutmuş. O açıdan böyle bir haftada iki haftada okunacak bir ders değil. O yüzden zamana yayılıyor. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vel <Vehr> al ucerau ala darbeyn. Vel ucerau. Ecirler. Ecir yani bugün e, dilimize işçi tabiri de olur. Şöyle ki yani ücretle çalışan kişi o anlamda. Bunları iki kısma ayırıyor. Ala darbe'nin iki kısım. Ecirin müşterekin ve ecirin hasin. Bir eciri müşterek, diğeri eciri has. Yani çalışan kişiler emeğini ortaya koyup da çalışıp da ondan ücret kazanan kişiye ecir deniyor. Bu bir müşterek bir de özel olabiliyor. Yani müşterek dediğimiz herkesin işini yapan kişiler ama has dediğimiz böyle herkesin işini yapmayan belli kişilerin efendime söyleyeyim işlerini gören kişiler. Fel müşterek müşterek yani eciri müşterek men la yestahikkul ücrate hatta ya'mele Kimdir eciri müşterek? Men öyle bir kimsedir ki la yestahikku hak kazanmaz el ücrete ücrete hatta ya'mele ta ki çalışana kadar. Ne gibi kasbabaghi boyacı davel kasari çamaşırcı. Mesela kumaşı verdiniz boyayacak. İşini bitirecek, çalışacak. Ondan sonra efendime söyleyeyim, e, ücrete hak kazanacak. Çamaşırcı da aynı şekilde. Evet. Bugün günümüzde biliyorsunuz kuru temizlemeciler var değil mi? Elbiseyi veriyorsunuz, kuru temizlemeci temizliyor, işini bitiriyor. Artık iş bittikten sonra ücreti veriyorsunuz parayı. Ondan sonra elbiseyi alıp gidiyorsunuz. Evet. Boyacı tabii eskiden tabii daha yaygın. Kumaşı insanlar alıyor, kumaşı boyatıyorlar falan. Şimdi genelinde kumaş boyama işi pek ortada yok. Ama boyacı illa da kumaşı boyayacak diye bir şey yok. Boya işi yapan boyacılar var değil mi? anlaşıyor ne diyor? Bu daireyi şu kadar fiyata boyarım diyor. Eyvallah. Evi boyuyor. Ev bittikten sonra ev sahibi bakıyor tamam diyor. Ücretini karşı tarafa veriyor. Tabi avans falan da olabiliyor aralarındaki anlaşmaya bağlı olarak. Vel meta'u emanetun fi yedihi. Vel meta'u meta emanetun fi Onun elinde emanettir. Mesela çamaşırcıya çamaşırı yıkasın diye verdiniz. Elinde emanet. Veya boyasın diye kumaşı verdiniz. Kumaş elinde emanet. İn heleke lem yadmen şeyen inde bi hanifete. İn heleke şayet helak olsa lem yadman damin olmaz şeyen hiçbir şeye inde bi hanifete. Bu hanifeye göre. Neden? E dedik ya yanında emanet diye. Emanet tazmin olunur mu? Olmaz. El emanetu la tudmen, emanet tadmin olunmaz. Dolayısıyla bunun burada bir taaddisi söz konusu değilse, helak olduysa bunu ödemekle yükümlü değildir. Hatta aşağıda lübapta ve inşarata aleyhi daman diyor. Yani damanı şart koşsa da ödemekle yükümlü değildir. لِيَنَّ شَارْتَ الدَّمَانْ فِي الْاَمَانَةِ مُخَالِفٌ لِقَضِيَّةِ الشَّرَعِ Yani burada damanı, damanı şart koşmak, ödeme yükümlülüğünü, tazminatı, şeriat kadiyesine, şeriatın koyduğu hükümlere aykırıdır. Çünkü emanet tazmin edilmez. فَيَكُنُ بَاطِلًا diyor. Evet. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed Ebu Yusuf ve İmam Muhammed dediler ki rahmetullahi aleyhima e, Yadmenhu bunu damin olur, öder. Yani yanında helak olacak olursa bunu öder diyor. Gerçekten de böyle bir kapı açıldı mı birçok su istimal olabilir. Nasıl olsa ödeme yükümlülüğüm yok deyip de insanlar bunda daha böyle gevşek davranabilir. O yüzden İmam diyor ki bunu ödeme yükümlülüğü vardır. Ancak bunun da istisnaları var. İlla min şeyin galibin kel harikil ve vel aduvvil mükabiri. Bu büyük yangınlar oluyor biliyorsunuz. Yani onda adamın yapacağı bir şey yok. Yani büyük bir yangın olmuş, büyük afet olmuş. Rabbim muhafaza etsin biliyorsunuz. Ülkemizde yakın zamanda büyük bir zelzele yaşadı. Burada da görüldüğü üzere yani insan takatini aşan bir şey. Sen adama emanet vermişsin diyelim, terziye diksin diye kumaş, tamam yanında emanet, imameyin diyor, damin olur diyor ama, e şimdi adam bırak kumaşı, canını kurtaramıyor yani. yani böyle durumlar olursa, imame de damin olmaz diyor. Yani Onlara göre de, yani tazmin yükümlülüğü için, yani ödeme yükümlülüğü için, böyle büyük afetlerin olmaması gerekiyor. Eğer büyük afetlerden dolayı bir helak söz konusuysa, onlara göre de, tazmin yükümlülüğü yoktur. Onlar da Ebu Hanife gibi düşünüyorlar. Ama normal şartlarda helak olmasında efendime söyleyeyim ödeme yükümlülüğü vardır diyorlar. وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ كَتَحْرِيقِ سَوْبِ مِنْ دَقِّهِ وَزَلَقِ الْحَمَّالِ وَنْكِتَاعِ الْحَبْلِ اَلَّذ۪ي يَشُدُّ بِهِ الْمُكَارِ الْحِمْلَةِ ve garakı sefineti min meddiha madmunun. Bunların hepsi madmundur. Tazmin edilmesi gerekir. Nedir? Sayalım tek tek. Vemâ telife, telaf olan bir amelihi. Ecirin ameliyle. Kimden bahsediyoruz? Eciri müşterek değil mi? Eciri müşterek. Tetahriki sevbi elbiseyi yarması, yırtması gibi min dakkihi, yani vurmasından. Yani işlemi yaparken vura vura elbiseyi yırtsa kendi ameliyle. Ve zelakil hammal. Hammalın kayıp düşmesi gibi yani. Kaydı düştü yani e, taşıdığı eşyayı kırdı diyelim yani kırılacak eşya vesaire durum. Ve habli ipin kopması ellezi yeşüttü bihi el mükari o taşıyıcı yani mükari Nakliyeci, taşıdığı e, malı, daha doğrusu yani o eşyayı taşırken kullandığı ip ne olsa kopsa. El-mükari el-himle. Yani yükü taşıdığı ipi kopsa, dağla garak sefineti geminin batması. Mimmedliha onun sürmesinden, kaptan sürüyor gemiyi, batırdı. Madmunun, bu madmundur. Ne demek? Yani bu gibi durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır. Dikkat edecek yani. Sen bu kumaşı işlerken, vururken dikkat edeceksin. Ne bileyim hammalsan yürürken dikkat edeceksin. Hani yolda kaygan bir şey varsa onları göz önüne alacaksın yani. Veya ne bileyim ipi bağlarken sağlam ip kullanacaksın. Sağlam ip kullanmazsan kopar veya iyi bağlayacaksın. İyi bağlamazsan kopar veya kaptansan yani gemiyi sürerken dikkatli süreceksin. Çünkü dikkatli sürmediğin zaman kayalara şuraya buraya çarptırıp da gemiyi batırabilirsin. Dolayısıyla bu gibi durumlarda tazmin yükümlülüğü vardır. Evet. <laughs> İlla ennehu la yadmanu bihi beni Adem. Ancak bu kaptan Beni Adem'i damin olmaz. Yani Beni Adem'in tazminatını, da diğer bir ifadeyle diyetini ödemekle yükümlü değildir. minmen garika fissefineti gemide boğulanlardan. Yani gemi battı diyelim. Orada boğulanlar da oldu. Sadece mal gitmiyor. Biliyorsunuz gemi battığı zaman da boğulma hadisesi de olabiliyor. ev ta mineddabeti veyahut da işte e, binekten düştü yani. Sürüyordu. Binekten düştü. Adam öldü. Eğer ki ölümlü bir vaka ise ölümlü vakalarda yani bunun e, tazminatı söz konusu değil. Çünkü bu daha ayrı bir şey. Bu ceza hukukuna giren bir şey. Dolayısıyla burada bir mal gibi değerlendirilmez. İnsan olduğu zaman da, insanda biliyorsunuz diyet söz konusudur. E, amden veya hataen yani veya şibi neyse e, veya tesebbüben olan cinayetlerde İslam ceza hukuku bellidir. Yani orada biliyorsunuz diyet gündeme geliyor. Hangisinde? diyet gerekir. Diyeti kim öder? Katil mi öder? Yoksa e, akilesi mi öder? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama e, bu gemide insan olup veya işte bir binek sürüyordu, kullanıyordu da yani orada e, bir insan öldüğünde burada yani bu tazmin yükümlülüğünden öteye ne devreye girer? Ceza hukukundaki diyet sistemi devreye girer. Lianna daman el adami la bu bil akdi bel bil cinayeti. Lianna daman el çünkü insanın damanı yani diyeti diyelim yani daha anlaşılacak bir dilde. Ya tabii tek diyet de değil. Yani her şeyde de diyet gerekmiyor. Bazen de hükümet adiller var. Geniş bir konu bu. bunun damanı la yecibu bil akdi. Bu akitte olmaz bel bil cinayeti. Bu cinayetle olur. Bu cinayetin de çeşitleri vardır değil mi? Yani kasıtlı olanı vardır, amden olanı vardır, şibi ant vardır, efendime söyleyeyim, e, hatan olanı vardır. Dolayısıyla bunu ceza hukukuna hamlediyor. Orada ceza hukukunda bu değerlendirilir. Ceza hukukundaki karşılığı ne ise ona göre hareket edilir burada yani. Tabii ki insan kanı heder olmaz. Şeriatta insan mükerrem bir varlıktır yani. Eee yani diğer hukukların değer vermediği insana yani bu anlamda şeriat çok büyük değer verir. Yani bir insanı siz hata bile öldürseniz orada bile yüz deve diyeti var bunun yani. Böyle o kadar basit mi yani? Kan akmış, insan ölmüş. Böyle basit bir olay değil yani. Dolayısıyla bu e, ceza hukuku bölümünde çözülür bu mesele. Yani bu eşya gibi, mal gibi böyle bir tazmin söz konusu değil. Orada o hukuk geçerli olur. Ve iza fasada el fasa'du, Ve iza fasada yardığı zamanda el fasad yani o damarı yaran bugün hemşireler falan oluyor yani damar açıyor o tür. Ev bezagal bezahu veya işte baytar bu şekilde bir yarık e, yarı kaçtığı zamanda velam yeteca ves el mevdi'a el mu'tad. El mevdi'a el mutade muatad olan mevziyi aşmadıkça evet fela damane aleyhi فيما atibe min zalike فيما atibe min zalike Şimdi biliyorsunuz risksiz bir şey yok. Yani her şeyin bir riski olabilir yani. Bazen küçücük bir yara dersiniz ama küçücük bir yaradan bile insan bir enfeksiyon kapıp efendime söyleyeyim, ölebilir yani. Hiçbir şeyin küçüğü yoktur. Hatta ameliyatlarda dikkat ederseniz ne oluyor? E, ameliyata girenin yakınlarından ne bileyim kendisinden imzalı kağıt alınıyor. Yani ben buradaki bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Eğer bir sıkıntı olursa böyle böyle işte şu haklarımı kullanacağım, kullanmayacağım diye belli prosedürler var değil mi? Neden? Çünkü yani her şeyin bir riski olabilir. E şimdi normal şartlarda adam yaraya müdahale etmiş, açmış. Ne bileyim yani ama öyle bir şeye gelmiş ki o yaradan dolayı adam iltihap almış, şu olmuş, bu olmuş. Normal, normal işini yaptığı halde böyle bir telef söz konusu olursa bunu damin olmaz. Ama dikkat ederseniz ne de doğru da Muhtad olan yeri açmazsa. E tamam şurada diyelim ki veya vücudun başka bir yerinde illa koldan da burada ölüm riski genelde daha düşük olur. Veya hassas bir noktadaydı adamın ne bileyim atar damarına denk geldi. Şurada bir işlem yapacaktı. O damara denk geldi, tak 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 gitti. Yani orada bir hata yaptıysa, mutad olan yeri kesmedi de mutad olmayan yere bir bıçak attı da adamın ölümüne vesile olduysa, o ayrı bir şey. O yüzden burada ne diyor? Gerek baytar, gerekse işte tıpla uğraşan yani tabip veya hemşire neyse, e, mutad olan mevziyi aşmadığı müddetçe. Buradan damin da olmaz. O normal görevini yapmış ama olabiliyor. Bazen takdiri ilahi böyle yerden belli sıkıntılar yaşanabiliyor. O zaman fela daman aleyhi fi maati ve minzalike. Bundan dolayı yani ölen veya helak olan hayvan ne bileyim telef olan hayvan bunun tazmin yükümlülüğü yoktur. Hatta aşağıda kayyetnel fasta vel bezga bil izni diyor. Lübapta ve ida fasadel fasadu bi iznil mefsudi diyor. Yani o vücudunda işlem yapılacak olan izniyle bunu yapsa diyor. Bakın. Ve demek ki bugünkü beşeri hukukta da buna benzer gidiyor. İslam hukukunda da. Yani onun izniyle yapacak yani. Bu işlemi izniyle yapmışsa damin olmaz. Ama izin almadan yaptıysa damine mutlakan diyor aşağıda. Evet. Bezagayı da aşağıda açıklıyor. Evet. Bezagal hacimu vel baytar min bezaga şey şey'e iza şakkahu bir şeyi yardığı zamanda. Evet. Yani onu yaran. Ama şey Bezaka genelinde hayvanlarda kullanılıyor yani baytarların bugün veteriner diyoruz ya veteriner hekimlerin yaptığı işlemler fark etmez insan olsun hayvan olsun onlar üzerinde tıbbi yapılan müdahalelerde muhtaat olan şekillerde efendime söyleyeyim bir müdahale varsa o müdahale sonucunda da bir ölüm veya işte bir telef olma hayvan da olduğu gibi telef olma söz konusuysa burada daman yükümlülüğü ödeme yükümlülüğü yoktur. Evet eciri müşterek burada bitirdi eciri müştereki. Ya bugün tabi mesele biraz daha açılacak olursa eciri müşterek dedi toplumda hepimizin anlayacağı şekilde herkesin efendime söyleyeyim e, işi olduğu zaman da kiralayabildiği işini yaptırabildiği kişiler. Mesela ne diyelim az önce boyacıdan misal verdik değil mi? Ev boyayan insanlar. Bunlar Ecir midir? Ecirdir. Eciri müşterek midir? Has mıdır? Eciri müşterektir. Niye eciri müşterektir? benim evimi geliyor anlaşıyor, boyuyor, gidiyor. Ev bitince başka birisi geliyor diye işte benim evim boyanacak. Yani bu insanlar işi için yani kendilerini kira alıyorlar, İşi gördükten sonra parasını ödüyorlar. Buna eciri müşterek. Yani bu herkesin işini yapabilir. Ama birazdan eciri has gelecek. O bundan farklı. Tabii şimdi boya işi derken boya normal yani boyacıların götürü usulü yaptığı işleri kastediyoruz. E bazı inşaat firmaları var. Orada mesela adam boyacıdır ama orada eciri has'tır. O şirketin bünyesinde çalışır. Mesela sabah belli bir saatte başlar. 8 saat çalışma ücreti vardır. onunla karıştırmayalım. O gidip herkesin evini boyayamaz o iş saatinde. Orada geçirmek zorundadır. O özel eciri has'tır. Ama böyle götürü usulü iş alan biliyorsunuz bugün terziler mesela değil mi? Eciri has mıdır? Eciri müşterek midir? Eciri müşterektir. Niye? Çünkü kim elbise getirse onun elbisesini diker. Ama bir konfeksiyon atölyesinde çalışan işçi eciri müşterek midir? Değildir. O atölyede çalışır. O atölyede çalışırken o çalışma vaktinde başka bir iş yapamaz. Önüne gelenin elbisesini dikemez. Aralarında böyle bir farklılık var. Evet. Geride ikiye ayırmıştı. Ecri müştereki zikretti. Şimdi ecri hası zikrediyor, açıklıyor. Vel ecirul hasu ecri has ellez öyle bir kimsedir ki yastahikul ücrete ücrete müstahak olur bir teslimi nefsihi fil müddeti. O müddet içerisinde nefsini teslim etmekle ve inlem yamel. Çalışmamış olsa bile. Yani işçi ee, çalışmakla yükümlü değil diyeceğim de yanlış. Yani çalışmakla yükümlü de yani ücret hak etmek için illa çalıştın, çalışacaksın öyle ücret alacaksın diye bir şart söz konusu değil. Şimdi eciri hassa bir iş anlaşması yaptıysa patron işi getirirse yapacak. Yani iş gelmedi, işler duruyor bazen. Oturdu saatlerce. Ya, patron ona şunu diyemez. Ya kardeşim bugün yarım gün çalıştık, yarım gün çalışmadın, senin yarım gününü keseceğim diyemez. Niye? Çünkü bu kişi yani eciri has ücreti neyin karşılığında alıyor? Nefsini senin işini hapsetmekle alıyor. İşi getirseydin çalışırdım diyecek o da. Yani işin gelmemesi, çalışmaması buna mazeret olamaz. Yani vaktini orada sana hasrettiyse iş bitmiştir. O yüzden ne diyor? Ve inlem Adam çalışmasa bile ücrete ne olur? Hak kazanır. Kemen üstü cira şehran lil hizmeti. Mesela hizmet için bir ay kiralanan kişi gibi. Mesela evde hizmet etmesi için bir aylığına kiralandı ama eve geldiler bir aksilik oldu. Efendime söyleyeyim belki birkaç gün orada hizmet edecek ortam bulamadı, çalışmadı. E şimdi ücret almayacak mı o birkaç günü? Alacak. Bir ay anlaşma yaptığı için bir ay nefsini yani işverene hasrettiği için ücreti almaya hak kazanır. Evli ra'il ganemi veya koyun gütmek için. E, çobanı tutmuş, e, çobanı tuttu da çoban sürüyü güdecek. E, hava muhalefeti oldu, e, çıkmadı, çıkamadılar, güdemedi. Fark etmez, o nefsini hasrettiyse, o zamanını orada geçirdiyse, onun karşılığında ücretini alacaktır çalışmamış olması efendime onun sorunu diye patronun sorunu. Patronun işi sunsun. işi sunsaydı çalışacaktı çünkü. Vela damana al eciril has Ecir-i khas üzerine daman yok. ma telife fi yedi elinde helak olanda. Vela ma telife min amelihi ve amelinden dolayı telaf olan işte de daman yükümlülüğü yok. Yani ödeme yükümlülüğü, tazminat yükümlülüğü yok. Niye? çünkü onun biliyorsunuz kendisini oraya hasretmesi patronla bir nevi bütünleşmesi anlamına geliyor. Onun eli patronun eli gibi olmuş olur. ve ma telife min amelihi aşağıda el amel el muatad tabi el amel el muatad muatad amel diyor ke tahrik sev min dakki hi sarat memluketen lil müsteciri bunun menfaati yani çalışma için harcayacağı o zaman yani onu kira alayana ait olmuş oldu feyda emarahu bis sarfi ila milkihi sahha ve sonra naiben menabehu. Bakın onun yerine geçmiş oldu diyor. Yani işçi bir nevi patronun yerindedir. Şimdi işçi kim adına çalışıyor orada? Patron adına çalışıyor. Tamam ücretini alıyor ama patronun işini yaptığı için ona hizmet ettiği için iş yerinde bir nevi onun yerine e, kaim olmuş oldu. Fesara fi'luhu menkulen ileyhi. Yani sanki e, patronun fiili ona e, nakd olmuş oldu. Kenne hu Falehu bir nefsi. Yani sanki orada kendi nefsiyle yapmış olacak. Dolayısıyla burada daman yükümlülüğü yok. Ama dikkat ederseniz lübap sahibi ne diye kayıtladı bunu? Muhtad olan çalışma olarak. E şimdi tam işçi eyvallah. E normal yapması gereken işi normal yapmıyor. Orada su istimal etmiş. Ne bileyim bir makina var diyelim. Makine devamlı başında durulması gereken bir makina. Makine çalışıyor gitmiş işte ben gideyim bir çay alayım işte çıkayım biraz hava alayım gezeyim dolaşayım demiş. O arada orada bir aksilik olacak olursa onu tazmin eder. Çünkü orada ne, nesi var? Teaddisi var yani. Yani mutat çerçevede adam normal işini yaptı da işte bir aksama olduysa o zaman tazmin yükümlülüğü yok. Ama muataat olan haddi geçerse o zaman ödeme yükümlülüğü var. Tazmin yükümlülüğü var. Vel icaratu tufsiduha eşşurutu kema tufsidul bey'a. Ve icaratu icara tufsiduha. Onu fesada götürür. Ne eşşurutu şartlar. Kema tufsidul bey'a. Beyde nasıl? Ee, onu fesada götüren şartlar vardı. Ne diyorduk? Her şart ki la yaktidihil aktu Yani akit onu gerektirmez ve la ona mülaim olmaz yani aktin gerektirdiği veya e, akte uygun değil ve ona da taraflardan ve orada taraflardan birine bir menfaat sağlıyorsa o şart alışverişi nereye götürüyordu fesada götürüyordu yani mülaimi olan bir şeyi söylerse o zaten söylenmemiş gibi yani fesada götüren şartlar belliydi. büyü bahsinde enine boyuna bunları anlatmıştık. Beyfasit bölümünde. Şimdi mülayim olan ne? Mesela e, bir satış yapıyorsunuz. Mesela örneğin ayakkabıyı satıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak bu ayakkabı giyilecek. Giyilmesi şartıyla satıyorum. E zaten nedir ki? Adam ayakkabıyı niye alıyor ki? Ayakkabıyı giymek için alıyor. Kimse süs için ayakkabı almaz. Ekmeği alıyor. Bu ekmek Yensin abi, yenmesi şartıyla. E kimse süs olsun diye efendim ekme ama zaten aktin mülayimi, adamın almasının gayesi. O yüzden bu tür şartlar zaten aktin gerektirdiği şeyler. Yani akit neticesinde veya aktin yapılmasına vesile olan şeyler. Bak bu malı sana satıyorum ama bunun mülkiyeti sana geçecek diyor. Evet bak bu gözlüğü sana satıyorum ama mülkiyeti sana geçmesi şartıyla. E kime geçecek ki zaten? E zaten akdin yakladığı hil ak duyan. Akit bunu gerektiriyor zaten. Akit bunun için yapılıyor. Dolayısıyla semenin mülkiyeti bir tarafa mevim mülkiyeti bir tarafa geçiyor. Dolayısıyla yani bu gibi şartlar fesada götürmez. Ama akdin gerektirmediği bir şart, menfaat var mesela. Mesela diyor ki örneğin tamam bu e, evi sana satıyorum ama ben bunda 6 ay oturacağım o şartla. 6 ay terk etmem burayı, 6 ay vermem sana. Hangi hakla vermiyorsun ya? Adama mülkiyet geçmiş, başkasının mülkiyetine nasıl yani mülkiyetinde söz hakkı oluyorsun, söz söylemeye çalışıyorsun? Böyle bir şey hakkın var mı? Yok bunların hepsi neye götürüyordu alışverişi? Fesada götürüyordu. İcara aktında da aynı. Şimdi tamam arkadaş gelmiş evi kira alacak. Tamam kardeşim kirası bu kadar şu şu kadar. Ee, bu evi veririm ama bu evde gelirim ben de kalırım. Böyle bir şey diyemez. Evi verdim artık orada hiçbir tasarrufun olmaz. Tamam ben sana evi veririm ama 3 ay ben kullanacağım. Sen kirasını ödeyeceksin. 3 ay benim kullanmam şartıyla dese yani lehine bir menfaat sağlıyor mu? Sağlıyor. O yüzden icaraktini neye götürür bu durum? Fesada götürür. Fesada götüren şeyler sadece şartlar mı? Değil. Mesela ne vardı? Diğer bir örneği. <laughs> Belirsizlik değil mi? Mesela fiyatı belirlemeden yapılan satış nereye götürür? Fesada götürür. İcarede de aynı. Tamam kardeşim otur ya sıkıntı yok. İşte sana kiraladın bir ay. Kiraladın da ücreti ne? Ücret belli değil. Nasıl ki alışverişte ücret belli değilse alışverişi fesada götürüyorsa Burada da ücret belli değilse icara akdinde nereye götürür bunu? Fesada götürür. Neyse artık yani hani şimdi konumuz o değil. Uzun uzadıya da anlatacak değiliz. Bey zaten Bey Fasit'te eline boyun anlattık. İşte o fesat şartları burada da geçerlidir. Bey fe, fesada götüren şeyler, fasit kılan şeyler evet. İcareyi de ne yapar? Fasit kılar. Evet. Ve men istacere lil hizmete ve men kim ki kiralasa abden bir köleyi lil hizmete hizmet için fe en yusafira. Onunla sefer etmesi yoktur. Ne demek yani diyelim ki evde hizmet için kiraladın. Hadi Ankara'ya gidiyoruz. Gidelim Ankara'da da orada da evim var. Orada da hizmete devam edeceksin diyemez. Bihi illa en yestari derlik. ancak bunu şart koşarsa olabilir. Şart koşmadan Efendime söyleyeyim. Hizmet için kiraladığı köleyi sefere götüremez. Ve meniste kim ki kiralasa cemelen bir deveyi liahmile aleyhi mahmilen Üzerine tahtıravan koyacak. Eskiden tahtıravan konurdu devenin üzerine hani insanlar ona biner öyle yolculuk yaparlardı. Ve rakibeyni ve iki yolcu. Diyor ki ben deveyi kiralıyorum. Üzerine bir tahtıravan koyacağım. İki de Binici, iki kişi de binecek. İla Mekke'te Mekke'ye kadar caze. Bu nedir? Caizdir. Ve lehu onun için vardır. El mahmilul mu'tadu mu'tad tahtıravan. Şimdi onlar çeşit çeşit diyelim. Normali 150 kiloysa kalkıp buna 500 kiloluk tahtıravan koyamazsın. Mu'tad olan neyse hani hayvanın taşıyabileceği o belde de cari olan mu'tad olan tahtıravanı koyabilir. Ve in şahide el cemmalu el mahmile fehu Ve in şahede, eğer ki şahitlik ederse görürse yani el cemmalu deveci el mahmile tahtı görürse fehu evjed en güzelidir. Bu en güzelidir. Niye? E görüyor çünkü deveci bilir. Tahtı gördüm tamam kardeşim sıkıntı yok bunu bu deve taşır. Ama devenin taşıyamayacağı ağırlıkta, büyüklükte bir taht deveci ona ne yapar? İtiraz eder. Dolayısıyla devecinin bunu görmesi en güzelidir. Ve in istecara Kim ki bir deveyi kiralasa liyahmile aleyhi üzerinde taşımak için miktaran minezzat, azıktan. Mesela bir yiyecek maddesinden belli bir miktar taşımak için kiralasa. Fekele minhu fit tarik. Evet bundan bir kısmını yese. Kim? kiralayan kişi değil mi? Yani kervanı kiralamış. Dedi ki ben bununla işte bu deveyle örneğin 500 kilo yük taşıyacağım. Ama öyle bir oldu ki tuttu. O 500 kilo yükün içinden buğdaydı, şuydu buydu. Neyse artık taşıdığı madde veya meyveydi. Yolda yedi, yedirdi. Ne kadar? 50 kilosu yendi diyelim. 450 kiloya düştü. Kaç kilo anlaşmıştı bu? 500 kilo anlaşmıştı. Fekele minu tarik caze lehu en yerut da ivadama ekelehu. Yani o yediği miktarın karşılığını reddetmesi caizdir. Aşağıda diyor ki Ey ekele sahibi zadi el müsteciri mimma hamele. Sahibuz zat yani yükün sahibi yiyor. E diğeri nasıl yiyecek ki zaten? Yani deveci ondan nasıl yiyecek? Zadı taşıyor yani adamın elinde emanet mal kapalı o malı açıp onun onun içinden bir şey alabilir mi? Alamaz. Alamaz yani öyle bir şeye izni yok yani. Yani burada e, kastedilen kim? Bunu kiralayan. Yani 500 kiloluk kiraladım. E, yolda tuttu asbel kader. 50 kilosu veya telef oldu diyelim. Yani illa yeme de değil, telef oldu. E kardeşim ben 500 kilo anlaştım seninle. E dolayısıyla ben 50 kilo daha götürme hakkım var. Bugün kargolarda olmuyor mu? Uçağa binerken. Örnek belli bir kilo koyuyorlar değil mi? Mesela 10 kilo, 15 kilo. İstihap var. 2 kişi olursa 30 kilo mesela. E geçerse fazla ödüyor. E diyelim ki azaldı 25 kiloya düştü. 5 kilo daha koyma hakkı var mı? Var. Onu o kiloda verildiyse o özellik, onu kullanabiliyor. Burada da, e madem benim belli bir miktarda anlaşma yaptım, o miktardan aşağı düşerse, o aşağı düşen miktarın yerine onu koyabilirim yani. Evet. İvaz deyince oraya getiriyor insanı. Akıl oraya koşuyor. Ben de ilkten dedim, İvaz çünkü hani, İvaz karşılık diyoruz ya, sanki hani şöyle de anlaşılıyor, yani taşıyan adam bundan yedi, İvazını verir, karşılığını verir yani. Ne yediyse onu öder gibi. Ne yiyorsun elinde emanet mal dokunamazsın ki ona. Bugün kargocu taşıdığı yükü açabilir mi yani? Açamaz. Evet. Yani yediğinin karşılığı dediği ne kadar eksildiyse o kadarı da koyup yola devam edebilirler yani. Bu onun hakkıdır. Vel ücretu la tecibu bil akdi diye devam ediyor. Yani ücret e, nelerle kazanılır? Yani ücreti hak etmenin yolları nelerdir icara akdinde? E, bu konu tabi biraz uzunca gidiyor inşallah. E, önümüzdeki dersimizde bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.